Dobro vam večer želim i dobrodošlicu na sedmi internacionalni festival književnosti Bukstan. Divno vas je vidjeti ponovo s nama i divno je što nadam se izlazimo iz ovih turbulentnih okolnosti koje su obilježile protekle tri godine i divno je što uprko svemu ostajete odani festivalu književnosti koji organizujemo i što negdje potvrđuje misiju festivala koja je prvenstveno usmjerena na na autore i autorice i na našu cijenjenu publiku. Ovogodišnja centralna festivalska tema glasi stanje opsade zbog 30. godišnjice od opsade Sarajeva, ali i činjenice da živimo kontinuite to 25 ne baš dobrih godina. Danas smo imali prvu tematsku sesiju posvećenu centralnoj temi o kojoj su govorili Senad Pećanin, Suada Kapić, Boro Kontić i Semezin Mehmedinović i negdje je opšti zaključak da nas iz svega onoga što živimo u duhu opsade jedino kultura može spasiti. Bukstan kao i izdavačka kuća Bajbuk snažno se trudi da tome doprinese i ove godine smo nastojali da nekako pomjerimo Ljespicu više. Jako nam je drago što možemo predstaviti našu novu ediciju koja je nastala zahvaljujući ideji Samezina Mehmedinovića i podrazumijeva dnevnike nekih od najznačajnijih savremenih regionalnih autora i autorica. Potom ćemo predstaviti i neke nove radove veterana, ali i tekako posvetiti pažnju nekim novim snagama. Ove godine nam je jedan od fokusa i na prevodilaštvu koje često neopravdavno biva zanemareno, a znamo svi od prilike da je prevođenje na novo pisanje. Jako je važno što i ove godine Bukstan svoje reflektore stavlja na žensko autorstvo, Činim se posebno ovoga puta uh, jedan snažni feministički pečat i pored važnih domaćih i regionalnih autorica u goste nam stiže vi ili nekadašnja Eve Ensler koja će predstaviti svoju novu knjigu objavljenu u izdanju Bajbuka pred ovogodišnjim Bukstan. Rekla sam da nam je današnji opšti zaključak da će kultura biti dio izlazne strategije iz stanja opsade, a možda i politika može biti dobar saveznik, pa ću zamoliti gospodina Edina Fortu, premijera u vladi kantona Sarajevo, da nam se obrati. Izvolite. Hvala, Kristina. Evo ja sam ovaj čuo da je, da je tema uh, opsada i da je stanje opsade. to može biti stvarna opsada, može biti ovaj uh, opsada u glavi. Ja sam, ovaj, mi živimo definitivno u stanju obsade. I sto posto se slažem da, da kulturo možemo naći izlaz. Nedavno sam razgovarao sa Samezdinom kojeg si upravo spomenula i on mi je rekao morate podržati Bukstar i morate podržati gomilu predobrih mladih pisaca koji se upravo stasaju, stasavaju i koji će se pobrinuti da, da Bosna i Hercegovina i književnost Bosne i Hercegovine ostane na vrhunskom nivou narednim godinama i da upravo o, ovakvi događaj i ovakav sistemski pristup razvoju mladih književnika a, će to mi doprinijeti. I mislim, ja i Semezdina poznajem iz Opsade i po, iz, iz više epizoda, ali pamtim kad mi, je, kad mi je poklonio svoj Sarajevo bluz, to je bilo negdje 1994. godine, i posvetio mi ga, potpisao ga, ja ono, krenem listat, ima jedna ovaj pjesma koja se sastoji samo od jedne rečence. Harun je ulazio u kuću, napolju napolj, napolj, padaju granate. Harun je naravno samo sin, I ja mislim da mi moramo stalo iznova pričati o tome da bi vratili kontekst šta je bilo i kako možemo izaći iz toga. E, I upravo ste danas i, i na panelu koji ste imali troje ljudi koje ja smatram svojim mentorima iz rata. To su i Senad Pećanin kod kojeg sam radio BH Darma i objavljivao tokom rata. Semezdin Mehmedinović koji mi je bio mentor možda neki duhovni mentor dok smo bili na radio za idu i poslije kad smo pokretali 202 kad je on bio direktor BH radija i naravno Boro Kontić koji je bio doslovno zadužen da ne napravimo neko, neki belaj dok smo radili 202 dok smo ga pokretali u, u, u ratu. E, ja mogu samo reći da e, u naredne četiri godine i ovo je sad politički dio mog obraćanja kultura u Sarajevu mora na taj način iskoračiti da ljudi stvarno osjećaju da izlazimo iz obsade. I da iako ponovo moramo govoriti o svemu što se desilo u prošlosti, da o tome govorimo slobodnije, da o tome govori struka i kreativni dio našeg stanovništva, a da politika nastavi prema budućnosti. I ja sam stvarno sretan da ste mi dozvolili da govorim ovdje. I kao što sem reče, a ja mu vjerujem, da će mladi pisci s kojima radite uskoro ponijeti, da kažem, patriotski zastav u Bosni i Hercegovini širom regije i svijeta i da ćemo uspjeti razviti ovu cijelu mladu scenu. Hvala. Samo zato. Ja ću stati u zadnji red da pijem vino. Odličan izbor. Hvala mnogo premijeru vlade kantona Sarajevo, gospodinu Edinu Forti. I kada je spominjao sistemski razvoj i mlade pisce, kada govorimo o razvoju i mladosti, na kraju ću spomenuti da Bukstan od svog osnivanja, kontinuirano njeguje svoju edukacijsku platformu koja podrazumijeva svake godine stipendiranje mladih književnih kritičara i kritičarke iz cijele regije koji su u Sarajevu sedam dana, dođu tri dana prije samog festivala i imaju vrhunske mentore i mentorice i svake godine imamo voditelji i voditeljice radionice. Ove godine je to istaknuta hrvatska književna kritičarka Jagna Pogašnik i vidimo već da je u njihovom četvrtu četvrtom intenzivnom radnom danu, izuzetna atmosfera, što je jako važno jer festival bez edukacijske platforme bio bi samo manifestacija, a to nam nije u interesu. Konačno da najavim naš posljednji program prvog dana i ovaj prime time program iz Turske ili Grčke u zavisnosti s koje strane gledamo nam dolazi autorica Defne Suman koja je zapravo rođena u Turskoj, a danas živi u Atini koja ima vrlo raskošnu biografiju i koja uključuje i činjeni da jednog dana s ruksakom na leđima otišla na Tajland, posvetila se proučavanju istočnjačke filozofije i napisala je Vrelinu ljeta, vrhunski roman o tome koliko nas i porodica, i porijeklo, i prošlost određuje i koliko je u životu teško živjeti sa osjećajem krivice sa našom dragom gošćom, razgovaraće Alena Čatović, koja je jedna od dvije prevoditeljice ovog romana. Nadam se da ćete uživati i pozivam vas svakako na neformalni nastavak druženja nakon promocije. Izvolite. Dobro veče svima. Evo meni je iznimna čast što večeras možemo ugostiti tursku autoricu Defne Suman koja se bosansko-hercegovačkoj čitalačkoj publici po prvi put predstavlja sa ovim romanom uh, jeli Vrelina ljeta, evo koji vidite na ekranu. Inače, autorica uh, rođena je na Kadi u Istanbulu i u Istanbulu se i školovala, tu je završila sociologiju na Bosforskom univerzitetu, tu je magistrirala, potom, evo, kako smo i čuli, životni put nastavila i u Tajlandu, Laosu, potom i Sjedinjenim mečkim državama i danas živi u Atini. Ono što je nama važno jeste da je autorica prevođena na mnoge svjetske jezike, od norveškog do arapskog, od malajskog pa evo do grčkog. Prošle godine po prvi put predstavila se i e, svojim prevodima njenog romana na engleski jezik u Britaniji, Sjedinje menčkim državama u Kanadi, a evo bosansko-hercegovačka publika po prvi put je upoznaje kroz prijevod ovog romana koji ovako simbolički baš u ljeto se događa i nosi naslov Vrelina ljeta. Naš razgovor zamišljen je da se odvija na turskom jeziku i vi ste, imate slušalice i možete pratiti sve kroz simultani prijevod, tako da nakon ovog uvoda mi ćemo nastaviti na turskom jeziku. Pa evo, molim vas da uključite ovaj, vaše slušalice, imate obezbjeđen simultani prijevod. Hoš geldin iz tekrar. Merhaba. working? Evet, yes. Tamam, çalışıyormuş. Ben de hakkınızda birkaç şey söyledim. Şimdi Türkçe kısmına geçeceğiz. Tamam. Ve biz isterseniz ilk başta çocukluğunuza dönelim. İşte çocukken kitaplara çok düşkün olduğunuzu söylüyorsunuz. İşte o dönemde yazmaya da başlamışsınız. Ve anneniz bir size bir günlük satın alıp o günlüğü yazarken yazmaya başlamışsınız. O dönemde neler okudunuz? Hangi kaynaklardan beslendiniz? Ee, şimdi şöyle ben 11 yaşına kadar tek çocuktum. 11 yaşından sonra bir erkek kardeşim oldu. Ee, tek çocuk, annem çalışıyor, babam çalışıyor. Biz İstanbul'da merkezinde bir apartman dairesinde yaşıyoruz. Bütün bunların getirdiği şey bir çocuk için yalnızlık oluyor. Ben de yalnız bir çocuktum ve bütün yalnız çocuklar gibi kitaplara dönmüştüm. Kitapların dünyasında dostlarımı bulmuştum. Neler okudum? Ben çocukken Türkiye'de e, İngiliz yazar Enid Blyton çok ünlüydü. Onun bütün kitapları Türkçe'ye tercüme edilmişti. İşte İngilizcesi sonradan e, öğrendim ki Famous Five olan. E, biz Türkçe'de Afacan Beşler diye e, okurduk. E, bu Enid Blyton isimli İngiliz yazarın kitaplarıyla benim e, okuma maceram başladı e, çok okurdum yani e, çok sayıda kitap tercüme edilmişti ben e, gerçekten fındık fıstık yiyor gibi kitap okuyordum biri bitiyor dükkana koşuyorum bitiriyorum dükkana koşuyorum böyle böyle e, bunlar yüksek kalitede kitaplar olduğunu iddia etmeyeceğim ama bana yazmayı öğrettiler. Bana neyi öğrettiler? Ritmi öğrettiler. Ritim. Sonra yine geliriz bu konuya. Ee, sonra devam ettim. Ee, Jules Verne, e, Stephen King. Tabii ki büyürken, teenager yıllarımda. Ee, buradaki yine kimi okurların bildiği V.C. Andrews Amerikalı Flowers in the Attic diye bir seri yazmıştı. Çok ünlüydü. Onlarla ilk gençliğimi atlattım. Ve sonra klasiklere geçtim. Anna Karenina, Suç ve Ceza, işte Tolstoy, Dostoyevski, Kafka Türk yazarlardan Elif Şafak ben e, liseyi bitirirken yeni yeni yazmaya başlamıştım. Elif Şafak romanlarını okudum. Orhan Pamuk, Tanpınar böyle devam etti. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Ben de yine yani böyle kaynaklara döneceğim. Hani siz e, uzak doğuda da yaşamışsınız. Tayland'da, Laos'ta yaşamışsınız ve orada bir süre kalmışsınız. Aynı zamanda orada yoga ile tanışmışsınız. Belki bizim okurlarımız bilmiyor ama siz aynı zamanda bir yoga hocasısınız. <laughs> bir yoga stüdyonuz varmış. Peki yoga ve uzak doğu ne şekilde sizi etkilemiştir? Yani maneviyatınızı, yazmanızı, bir etkileşim söz konusu mu? Evet. Evet. Üç sene Tayland'da yaşadım. Tayland'ın kuzeyinde Laos'un sınırında bir küçük kentte İngilizce öğretmenliği yaptım ve bu sürede yoga ile tanıştım. Yine o küçük kentte yaşayan biri İtalyan, diğeri Amerikalı iki hocam oldu. Onlar bana yoga'yı öğrettiler. Ve belki de hayatımda ilk defa şunu söyledim. Ben evimi buldum. Evimi buldum. Burada. Şimdi yazıyı nasıl etkiledi? Yazarlığı nasıl etkiledi diye sorarsanız sanırım şu oldu. Bana cesareti verdi yoga. ...bir başkası olmak zorunda değilim. Bunu öğretti. Ve ondan sonra yazmaktan artık korkmadım. Ne güzel. <laughs> ne güzel. Tabii korkularla işte hep yüzleşiyoruz. Roman ve yazma da bir şekilde yani yüzleşme için bir yol. Ve şimdi biraz... Son romanlarınıza yani bizim çevirdiğimiz romana dönmek isterim. Ee, mesela siz Büyükada'da doğdunuz, Yunanistanlı biriyle evlisiniz, Atina'da yaşıyorsunuz. Mesela bu romana baktığımız zaman büyük kısmı Büyükada'da, Atina'da geçiyor, Kıbrıs'ta da geçiyor. Aynı zamanda bizim ana karakterimiz Melike bir Yunanistanlı biriye aşık oluyor. Romanlarınız, bu roman ve diğer romanlarınız ne ölçüde otobiyografik? Bu soru bana çok soruluyor. <laughs> ee, aslında değil, otobiyografik değil. Özellikle kendimden uzak karakterler seçmeye çalışıyorum. Ee, örneğin Melike bu kitapta benim olmadığım kadar duygusal bir insan, öfkeli bir insan, daha kolay kendini ifade edebilen bir insan, biraz şöyle diyeyim, biraz karşı köşeye yerleştiriyorum karakterleri. Ama her roman, her yazar sadece ve sadece kendini referans alabilir. Bunun dışında kendimiz dışında bir referans noktamız yok. Eğer diyor ki birisi eğer derlerse başka referanslar, dışarıda referanslar var. Ben o romanı çok içten bulamıyorum. En kötü karakter bile, en kötülük yapan bir karakter bile benim içimdeki kötülükten yaratılıyor. ...anlatabiliyor muyum? Bu yüzden... ...evet otobiyografik... ...karakterlerin benimle bir ilgisi yok... ...ama tecrübe... ...hep benim içimden geliyor. Herhalde o tecrübe... ...çok çünkü mesela o... ...Büyükada tasvirleri... ...işte Atina tasvirleri gerçekten yaşanmış... Iı, ...tasvirler... ...yaşanmış olaylar. Sorry. E... Tecrübe hepimizde çok... Hı -hı. ...hepimizin çok tecrübesi var... Ee, ...yine kötülük üzerinden gideceğim... Ee, ...bir böceği öldürmek mesela... ...hepimizin yaptığı bir şey... Doğru. ...değil mi... ...ona bakıyorum bir kötülüğü yazacağım zaman... Hı. ...neden öldürüyorum o böceği... ...çünkü korkuyorum... ...çünkü benim olan bir şeyi ele geçirmesinden... ...rahatsız oluyorum... Ve gücüm var, öldürebilirim. Buradan yola çıkarak çok e, acılı bir savaş sahnesini de yazabilirsiniz. Çünkü zulmedeni anlıyorsunuz o sırada. Tamam, teşekkür ederim. Böyle bir tecrübe. Evet, kesinlikle. Ama siz de sadece tecrübe değil, aynı zamanda araştırmalarda çok. Mesela siz araştırmaları çok yaptınız, özellikle Anadolu'da mesela eskiden Anadolu böyle çok kosmopolit bir yer olduğunu tespit etmişsiniz. Orada birçok Ermeni, Rum falan yani yaşamıştır. Halbuki bugün artık onlar yok ya da Türk kimliğini benimseyip orada yaşıyorlar. Orada yani devam yaşamaya devam ediyorlar. Mesela sizin romanınızda öyle bir karakter de vardır. Yani mesela kendisi Rum olup ama Türk kimliği benimseyip, ismi değiştirip orada yaşamaya devam ediyor. Bu konuda bizim okullarımıza ne söylemek istersiniz? Bu e, Türkiye, Anadolu Türkiye'nin üzerinde bulunduğu coğrafya iyi bir metafor dünyanın haline. E, o yüzden sadece Türkiye olarak düşünmemeliyiz. Bu milliyetçilik 20. yüzyılda ortaya çıkan bir ideoloji. 19. yüzyıl belki. Ama daha öncesinde yok böyle bir milliyetçilik. İnsanlar işte ben Türk'üm, ben Yunan'ım, ben Sırp'ım, ben Bosnalıyım diye ayırmıyorlar kendilerini. Bir arada yaşama pratiği var. 19. yüzyıl, 20. yüzyılda ortaya çıkan bu milliyetçilikle ve bugün geldiğimiz noktada her bir millet kendini ötekinden farklı görüyor. Ee, Türkiye bunun çok güzel bir örneği çünkü Türkiye geçen yüzyıl içinde ve hala devam ediyor bu farklılıkları yok etmeye doğru gidiyor. Herkes aynı olsun işte aynı dine, aynı dile, e, aynı ideolojiye sahip olsun ve biz ancak o zaman huzur bulacağız gibi bir anlayış var. Bu yüzden de herkes birbiriyle aslında kavga ediyor. Çünkü nedir o tek şey? Bu teklikten vazgeçebilirsek, tek millet, tek din, tek dil ve bir mozaik gibi yaşayabilirsek aslında hepimiz huzur bulacağız. Biraz ee, bunu ortaya çıkarabilmek için kendi ülkemin coğrafyasını ve tarihini kullanıyorum. Evet, aslında bizimle birçok benzerliği vardır. Yani biz de Balkanlar'da da işte çok millet bir arada yaşıyoruz. Türkiye'de aynı durum. Yani birçok millet yaşıyordu ya da hala Hı -hı. yaşıyor. Ve tabii birçok yerde o farklılıklar vurgulanıyor söylediğiniz gibi. Halbuki daha çok etkileşim söz konusu aslında biz birbirimize daha çok benziyoruz acaba yani bu dışarıdan empoze edilen bir ayrımcılık mı ve sizce edebiyatın rolü nedir bu konuda hmm. yani edebiyat bunu aşabilir mi ya da bizim onu aşmamız için yardımcı olabilir mi ee, bu zor bir soru neden zor bir soru edebiyatçı sizsiniz evet şu sebepten bu dışarıdan dayatılan bir şey. Bunu biliyoruz aslında. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsanları kendi haline bıraktığınız zaman beraber yaşamayı başarıyorlar. Ama hep dışarıdan bir kuvvet e, bir takım amaçlar için ekonomik çoğunlukla ekonomik amaçlar için e, beraber yaşayan toplulukları bölmek zorunda. Şimdi sistem böyle işliyor. Fakat insanlar içeride bir yerde ayrılmaya da çok hazırlar. Yani insanlar şey yapmıyorlar. Hayır, komşumu sımsıkı tutacağım demiyorlar. Yukarıdan bir ideoloji dayatıldığı zaman insanlar çok kolay komşularına düşman kesilebiliyorlar. Böyle de bir tarafımız var. Yani belki bizim psikolojimiz insan olarak ee, o yüzden zor diyorum. Şimdi edebiyat bunu yenebilir mi? İki yukarıdan bastırılan kısmını yener, ama insanın o kolayca düşmanlaşabilme yetisini onun ötesine geçebilir mi? Bu zor bir soru. Ve gerçekten bilmiyorum. Ama elimden geleni yapıyorum. Biz de teşekkür ederiz yani okurlar <laughs> olarak. Bir de tabii yani siz başta kariyerinizi gazeteci olarak başlamışsınız. <laughs> pek yani, sayılmaz. <laughs> ama yani biraz staj yapmışsınız evet. Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ondan sonra işte gazetecilik sizin için pek uygun olmadığını Olmadı. görmüşsünüz. Sonra edebiyata döndünüz. Belki işte siyaseten ve bu konularla yüzleşmek için... Edebiyatı seçmişsiniz. yani acaba edebiyat seçmiş olmanızın sebeplerden biri bu mu? Ee, gazetecilik benim ilk ya da işte ilk önce tabii her genç kız gibi ben de oyuncu olmak istiyordum tiyatrocu olmak istiyordum ama sonraki ilk gerçekçi hayalim e, gazetecilikti ve gazetede e, iki ay çalıştıktan sonra vazgeçtim bu hayalimden. Hemen arkasından akademisyen olmaya karar verdim. Yani evet şunu söyleyebilirim. Hep bir derinle bir yere girip her zaman bildiğimizin ötesinde bir gerçeği araştırmak istiyordum. Yani ben hiçbir zaman bana verileni olduğu gibi kabul etmedim, edemedim. Peki dedim, ya ben bu ülkede yaşamasaydım yine böyle düşünür müydüm? Mesela bu beni sosyoloji okumaya götürdü. Başka toplumlar, toplum nasıl oluşuyor? Ben bir türlü düşünüyorum ama ben olduğum için mi? Yoksa benim toplumum bana bunu doğru diye kodladığı için mi? Sonra o da olmadı. Üniversite, akademi ve oradan sonra kendimi en çocukluğuma dönüp yine roman yazarken buldum. Kurgu fiction yazarken buldum ve galiba oldu. Kesinlikle öyle ve şansımıza tabii ki tabii şimdi romanlarda isimler mesela kahramanların, karakterlerin isimleri çok önemlidir. Mesela o isimleri seçmek çok önemlidir bir romancı için. Ve bu romanınızda mesela çok ilginç durumlar vardır. Mesela ana karakter Melike, o kraliçeden geliyor. Fakat babası ona Melaikem diyor, o da Melek'ten geliyor. Sonra Anastasia diye bir karakter var. Kendisi de mesela kimliğini değiştirip e, Safinaz ismi alıyor. Halbuki o ismi e, bir erkek tarafından, bir paşa tarafından veriliyor kendisine. Ve mesela bana işte Osmanlı sarayında cariyelerin isimlerini çok hatırlatıyor. Hı hı. Ama mesela o paşa karakteri hep paşa olarak geçiyor. Hiç e, yani ismini öğrenemiyoruz yani romanda. Sonra da mesela Melike'nin annesi de var. O da Gülbahar. Mesela güzelliği, edebiyatı andıran bir isim. Siz de mesela o karakterlerinizin isimlerini seçerken nerelere dikkat ediyorsunuz? Ee, şimdi Melike isminin kraliçe olduğunu yarım saat öncesine kadar bilmiyordum. <laughs> Sevgili çevirmenimden öğrendim. O isim bazı isimler bana geliyor yazarken kadının adı Melike olarak geliyor. Bazı isimleri ise Safinaz örneğinde olduğu gibi düşünüyorum. Ee, or, orası doğru. Safinaz sadece naz demek yani işte nazlı e, flörtöz güzel anlamına geliyor ve Pure İngilizcede, pure, 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 <laughs> pure naz yani e, ve onu evet e, bir paşa yani erkeği işte e, kocası demeyelim ama sevgilisi olan paşa veriyor o ismi onu kadının esas ismi neyse spoiler olmasın size çok ama esas ismi Anastasia e, Gülbahar yine ilginç bir hikayesi var yazarken Melike'ye bir anne ismi düşünüyordum ve bir yandan da müzik dinliyorum ben hep yazarken Gülbahar diye bir şarkı başladı ve çok hoşuma gitti. Aa dedim Melike'nin annesine tam isim düşünürken bu şarkı başladığına göre bunu ben bir işaret olarak alayım. Onun adı da Gülbahar olsun ve orada şu oldu. Karaktere Gülbahar adını verir vermez sizin dediğiniz edebiyata meraklı, Gülbahar ruhlu bir karakter olarak yani önce ismi geldi sonra karakteri ortaya çıktı. Demek ki isimler hiç tesadüf değil. Değil. Ve gerçekten birçok şey andırıyor. Bazen isimsiz olması da önemli. Mesela Paşa gibi. Paşa'da hiç adını öğrenemiyoruz. Ve sadece o unvanla geçiyor. Sanki daha böyle o da figüranlık gibi bir şey. <laughs> evet yani e, zaten kitabımızın içinde Melike söylüyor. Paşanın adı neydi? Hı -hı. Hiçbir zaman öğrenemedim. Hı -hı. Çünkü onu bir insan olarak görmüyor. Onu bir pozisyon olarak görüyor. Oysaki tanışıyor. Tanıştığı bildiği bir insan o. Ama o paşa hep bir pozisyon orada. Safinaz'ın gizli sevgilisi. O yüzden de dı paşa olarak kalıyor <laughs> evet. o dı <the>, artık geldi. <laughs> evet aslında sizin yani şey hep Yunanca, İngilizceniz var, Türkçeniz var. Romanda da onu görüyoruz. Çok sesli bir roman, hmm. çok dilli bir roman. Aslında karakterler tamam Türkçe konuşuyorlar sonra kimileri Yunanca konuşuyor. Kimileri Kıbrıs Türkçesiyle evet. e, sesleniyor bize. Tabii İngilizce de geçiyor romanda fakat biz onu göremiyoruz. Yani bize Türkçe olarak aktarılıyor. Fakat Yunanca e, kısımları kalıyor olduğu gibi. Bu e, niçin yapıyorsunuz? Bu sizin uslubunuzun özelliği mi? Çünkü biraz okurda yadırgatma yaratabilir. O da var. <laughs> yani onu kasıtla mı yapıyorsunuz? Tabii kasıtla yapıyorum. <laughs> e, bence güzel bir katman Güzel bir layer veriyor. Hı hı. Ee, birincisi, ben de çok dikkat ederim. Bu insanlar bir kitabı okurken, bu insanlar hangi dilde konuşuyorlar aralarında? Ee, eğer ki iki karakter, şimdi şöyle diyeyim, ee, kitabı ben Türkçe yazıyorum, fakat karakterlerimiz aralarında İngilizce konuşuyorlar. Ama ben Türkçe yazmaya devam ediyorum. Bunu hiç yokmuş gibi yapamam. Böyle bir şey yokmuş gibi yapamam. Bu benim içim rahat etmiyor. Bunu hatırlatmamız gerekiyor okura. Evet şimdi siz bunu Türkçe okuyorsunuz ama olay İngilizce geçiyor ve bu adam artı Kıbrıslı, ana dili de Yunanca. Araya da Yunanca kelimeler serpiştiriyor. Demek ki bu kadınla bu adam e, karışık bir dil konuşuyorlar. Şimdi ben saf bir Türkçe yazarsam biz onları hayal edemeyiz o karışık dillerinin içinde. Biraz bu sebepten. Tabii kesinlikle inandırıcı olmuştur. Ama tabii bizim çevirmenler için zor bir şey çünkü mesela Kıbrıs Türkçesini yansıtmak ya da işte Rumların konuştuğu Türkçesini yansıtmak. Bazen zor olabiliyor. Tabii biz de İngilizce kısımları İngilizce bıraktık. Yunanca kısımları evet. Yunanca bıraktık. İşte oralarda benim İngilizce çevirmenimle de zorlanıyoruz. Kendine göre bir şeyler buluyor. Mesela şey yapıyor. Amerika'da başka türlü konuşan bir azınlık grubunu konuşturtuyor. Evet. Öyle ama işte o biraz zor olabilir. Çünkü biz de biraz arkayık dile başvurduk işte kesin. Kimi Öyle kısmı. bir şeyler yani o evet. da sizin yaratıcılığınız. Evet biz de şanslıyız Balkanlarda bizim de ortodoks grubumuz var yani ortodoks Heh. vatandaşlarımız var. O biraz işte yardımcı oldu. İşte harika evet. bu çok güzel. Evet zaten dillerden bahsediyorduk. Tamam birçok dil var fakat yani böyle bir karakterin oluşmasında da dil çok önemlidir. Mesela ıı, ana karakter Melike... Iı, Kendisi mesela çok özel dil kullanıyor. Kimi yerlerde mesela Türkçe'de çok yaygın olan biz kullanımından kaçınıyor. Daha çok ben e, diye yani hitap etmek ister. E, hı hı. Ve e, bu da çok ilginç. Yani aslında burada belki Melike'nin yalnızlığı ve terk edilmiş olması vurgulanıyor mu bu kullanımla? Yoksa başka sebepleri var mı? Evet. Ben öyle düşünmedim yalnızlığı. Melike'nin bir mücadelesi var. Ben diyebilmek. Türkiye'de belki dünyada da hepimiz bütün kadınların ben diyebilmesi efor istiyor, çaba istiyor. Hep bir biz üzerini kapatarak işte eşim ve ben, ben ve çocuklar. Hep böyle bir bizin içinde var olabiliyor kadınlar. Bene çıkabilmek bir mücadele. Ee, onu yapmaya çalıştım Meliki üzerinden ve belki de bütün kadınların dikkatini çekmeye çalıştım. Hani ben diyebiliyor muyuz? Ne kadar diyebiliyoruz? Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor mu? O çabayı sarf edebiliyor muyuz? Bu soruları da ortaya atmak istedim. Melike bilerek ve isteyerek biz demiyor, hep ben diyor. O, o, o onun kendi içinden öyle geliyor ama bize işaret ediyor. Böyle de bir varoluş mümkün. Doğru, diyor. He, bir de siz de şey demişsiniz, e, hani ben demek bazen ayıp Türkiye'de, işte biz demek daha kibarlı bir Türkçe. <laughs> Tabii, mesela hoş geldiniz. Deniz, hı hı. hoş bulduk. Hı hı. Tek başımayım mı ben? Hı hı. Tek başıma bile olsam, cevabım hoş bulduk. Biz hı hı. hoş bulduk. efendim biz. Hı hı. Çünkü hı hı. ben olamıyoruz, o yüzden biz oluyoruz. Evet. <gülüyor> ben <gülüyor> Deniz, ben <laughs> Deniz. Öyle. Bir de şimdi yine yaz sıcaklığına dönelim. Zaten yaz yaşıyoruz. Yani romanın bakın isimler tesadüf değil. Yani, değil, değil. Bak yani bu roman işte yaz sıcaklığı sırasında tanıtılıyor. Bosna'da. da biz de günlerdir yaz sıcaklığı yaşıyoruz. Belki siz o sıcakla sıcakla durdurursunuz bu kitapta. Olabilir. Ee, şimdi e, romanda bu sıcaklık sürekli geçiyor. Yani sürekli bir sıcaklık. Hem fiziksel olarak hem de işte karakterlerin kafasındaki buhranı yansıtıyor. Onlar da sürekli bir sıcaklık, duyguların sıcaklığı yaşıyorlar. Bir de e, Boşnakça'da da Türkçe'de de böyle bir deyim var. Demir tavında dövülür. Nasıl Acaba söylüyorsunuz Boşnakça? Biz jelizüste kuyu dökebiliyoruz tamam. <laughs> neyse. Ee, işte ama aynı yani anlamı aynı. Anlamda. Aynı anlamda anladım. Ve şimdi acaba bu sıcaklık niçin? Yani sadece işte o demirin ıı, şekillendirilmesi için işte sıcaklığa ateşe ihtiyacı vardır. Şimdi buradaki birçok karakterin işte kendi kimliğini, kendisinin şekillendirilmesi için acaba mı sıcaklığa ihtiyacı var ve Karakterler birbirine kavuşuyor, birleşiyor e, birkaç yerde. Acaba onun içinde mi sıcakla ihtiyaç var. Siz belki daha iyi açabilirsiniz. Bunların hepsi çok yerinde tespitler. Ee, şimdi bu yaz sıcağı e, baştan sona kitabı öğren e, ilmek. Yani baştan sona kitabımız sıcaklık üzerinden devam ediyor. Eğer onu bozarsak bir yerde e, akordu bozulmuş gitar gibi oluyor. O yüzden hep e, o yüzden hep birincisi hakikaten sıcak var. Hava sıcak. İkincisi savaş var. Onu da unutmayalım. Kıbrıs'ta 1974 Kıbrıs'ında geçiyor. Çok sıcak bir savaşın olduğu ee, ...bir zamanda geçiyor. Üçüncüsü aşk var. Hı hı. Aşk, ateş... ...hep birlikte Şehvet. düşünülür. Şehvet var. Ee, sevişme sahneleri var. Buralarda yine ateş yükseliyor. Melike'nin... ...ateşlendiği sahneler var. Hastalandığı sahneler var. Bir ateştir gidiyor yani. Ve tam olarak... E, ...sizin dediğiniz gibi... ...değişimi, dönüşümü... ...şeklin değişmesi için bizim herhangi bir formun başka bir forma girebilmesi için ateşe ihtiyacımız var. Bu bir buluşma kitabı. Ayrılan, kopan şeylerin kopuşların birbirine yeniden birbirini bulması, birbirine yeniden bağlanması. İşte kadınla erkeğin dedik. Birbirinden kopmuş komşunun Birbirinden ayrılmış toprakların, insanın kendi içinde babayla kızın ve kişinin kendi ruhuyla buluşma kitabı, hepsi için bizim ateşe ihtiyacımız var. O yüzden yaz sıcağı. Ve doğru yani sizin çevirmeniz Sabina Hanım özellikle yani bunu tespit etti ve sizden sormamı istedi o da <laughs> oturuyor burada <laughs> çok, ve gerçekten çok iyi bir tespit. tespiti ve gerçekten kitabı açıklıyor yani birçok yeri yani açıklıyor ve ben de ümit ediyorum bizim okurlarımız zevk alır. Yazda burada aşk var, şehvet Zevk var. kesin var. Ki zevk de var kesinlikle. Ay yemek zevki de var. Güzel evet, yemeklerde evet. geçiyor. Evet. zevk hep bir var. Bir de yani ne güzel sahneler var. Büyükada'da Kıbrıs'ta böyle sahil, plaj falan. Yani onu kaçırmayın. Bir de sürükleyici bir kitap. Evet, yani öyle. ilk sayfadan beri yani sizi böyle tutuyor, bırakamıyorsunuz. O yüzden ben şimdi bizim okuyucularımıza ya da burada dinleyicilerimize dönmek isterim. Uh, soru varsa ya da işte size bir şeyler sormak isteyenler varsa uh, sorsun. Evo, ok, imamo vremena malo i za pitanja i odgovore. Pa ukoliko želite nešto pitati, mi možemo prevesti i na turski, možete i na engleskom. Evo, autorca, kao što smo vidjeli, govori mnogo jezika, tako da, evo, imamo vrijeme i za pitanja. Ta bi oku, še, da, kim se kitab okumamrš, okumadu. Belki kitabı okumuş olsaydılar sorular Sene, daha çok olurdu. Seneye gelip <laughs> kitabı konuşalım. Ama e, kitabın... <laughs> evet. Seneye Sene <laughs> mi gelmemiz gerekecek? bilmiyorum olacak. mesela yazılışıyla ilgili merak Hı -hı. ettiğiniz... ...veya Hı -hı. bu konuştuklarımızla ilgili merak ettiğiniz bir şeyler varsa onları sorabilirsiniz. Bir soru var galiba. Um. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> um, Zanima me kao nekog, jel, kao mladu, neću reći mladu spisatecu, ne želim da jel, imam taj neki egocentrični stav, ali ovaj, ne smatram se. Međutim, zanimalo me uvijek, barem se ja tako osjećam, kako u književnosti nekako više dominiraju muškarci, Aha. što je, ne znači kao loša stvar, zato što ja ovaj, Zato što ja čitam dijela koja su pretežno uh, je od muških pisaca, što naravno ne smeta, ali i od ženskih, ali više od muških. Nekako to, to mi je, kako da kažem, prirodno. <laughs> ali zanima me kako je uh, vaš stav, kako ste se vi kao mlada spis spisateljca, kada ste pisali kao mladi, možda u tineđerskim godinama, da li ste imali taj strah da se nećete moći probiti ovaj, mediumuşkim pisma. Yaş se dal se oszczal tu dominatnoś mużkich pisatelia kroz historię i danas. çok iyi bir soru. Korkuyorum. Öncelikle, e, erkeklerle dolu bir edebiyat masasına oturduğum zaman hep kendimi bir tedirgin hissediyorum. Fakat yaşla geçen bir şey bu. Ee, yaş tecrübeyle geliyor. Ama evet başlarken bir kadın için zor bir dünya. Diğer kadınlara ihtiyacı var. O yüzden o kalabalık masaya, o erkeklerle dolu masaya otururken muhakkak yanına bir diğer başka kadın yazar alması gerekiyor. Çünkü yan yana çoğalıyoruz. ayrı ayrı değil. erkekler grubuna grubunun yanında, karşısında değil, yanında bir kadınlar grubu olarak yine birleşerek durmak. Bu korkuyu, bu tedirginliği geçiren bir şey. Ama var mı korku? Var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Belki yoga da yardımcı oluyor. Olabilir. <laughs> Zaten işte bugünlerde de genç yazarlardan çok bahsettik. Bu festivalin sırasında da birçok genç yazar tanıtıldı. Ve gerçekten sizin siz onlar için bir teşvik olabilirsiniz yani bir cesaretlendirme. Evet şöyle bir şey var. Dünyada çok sayıda e, kadın yazar yükseliyor şu anda. Müthiş bir kadın yazar yükselişi var. Roman, e, short story, şiir. Hepsinde kadınların yükseldiğini görüyoruz. E, ve bu çok sevindirici bir şey bir taraftan. Bir taraftan maalesef. Bir alan edebiyat diyelim ki kadınların eline geçtiği zaman onunla ilgilenen erkek sayısı düşüyor. Erkek sayısı düşünce ister istemez edebiyatın değeri düşüyor. Bu da bir sorun. Yani üzerinde çalışmamız gereken, düşünmemiz gereken hem değerini yüksek tutup hem de kadınların ürettiği eserlerle yükselebilecek bir edebiyatı nasıl kurabiliriz? Burada erkek okura çok iş düşüyor. Bir de eleştirmenlere. E tabi onlar hala öyle, kaldıysa. Kuramcılara falan evet öyle. Da li imamo još neko pitanje iz publike, neki možda komentar, <laughs> nešto što biste željeli podijeliti sa autoricom? Bir soru daha var. Buyurun. Bu galiba Türkçe olacak. Evet, anladım ben. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz Bosna Ersi. Bir sorum olacak. Duyduğum gibi pek çok dil biliyorsunuz. İngilizce, Yunanistan'da yaşıyorsunuz vesaire. Ama Türkçe yazıyorsunuz. Acaba başka bir dilde, yabancı bir dilde, İngilizce'de ya da Yunanca'da ya da bildiğiniz başka bir dilde yazmak gibi bir düşünce geçiyor mu aklınızdan? Ve ana dili ne demek bir yazar için? Onu sormak isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, İngilizce yazmayı denedim. Hiç başaramadım. Ki iyi İngilizce konuşurum. Ana dili sorusuyla çok ilgili bir durum var sanırım ki. E, çıkmıyor İngilizce. İlham gelmiyor. Benim adıma konuşuyorum. Çünkü örneğin Elif Şafak çok küçük yaşta İngilizce öğrenmiş olduğu için... ...ona İngilizce ilham geliyor. Ve kitaplarını in doğrudan İngilizce yazabiliyor... Ben büyük bir yaşımda İngilizce öğrendiğim için lisede öğrendiğim, hatta üniversitede öğrendiğim için e, benim için o hep ikinci dil olarak kalacak. Asla yazı dilim olamayacak çünkü yine bu ev meselesi var ya kendini evde hissetmek. İkinci dil İngilizce benim için evim değil. Kiralık daire gibi olabilir ama benim evim değil. O yüzden yazamıyorum. Bana hep şunu soruyorlar Amerikalılar sorar bunu çok sık. Neden kitaplarını İngilizce'ye sen çevirmiyorsun? Bu o kadar zor bir şey ki burada. My Translator. Zaten çok zor. Kendi dilinden ikinci dile çevirmek imkansız bir şey. Orası bir yabancı dünya çünkü. Ee, yazarlıkta kelimenin ke böyle içimi tarla gibi düşünüyorum ve o tarlada yetişen sözcükler var Onlar oradalar zaten Bulup çıkarmam gerekiyor ve o, o ürünler o e, yemişler meyveler sadece Türkçe geliyorlar bana teşekkür ederim Ne mutlu bize. <laughs> za Da li imamo još možda nekih pitanja? Ukoliko nemamo pitanja iz publike, ostaje da vam preporučim da svakako uh, pročitate ovu knjigu. Evo, kada je autorica tu, ovaj, možda potpiše vam i da je zamolite i da uživate ovog ljeta u ljetnoj vrelini. Čok te šekure derim? Çok teşekkür ediyorum. Kitabınızı Vallahi. tavsiye ettim. Yazın, okuyun. Yaz gelmişken yaz, yaz sıcakla kaçırmayın. <laughs> yaz gelmişken yaz sıcak. Ben çok teşekkür ediyorum. Buksan'a, Bosna Hersek'teki sevgili yayıncıma, sevgili çevirmenlerime, burada olduğum için çok mutluyum. Yüz yüze olabildiğimiz için çok mutluyum. İyi ki geldiniz. Nice senelere tekrar tekrar buluşalım, konuşalım. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah gerçekten söylediğiniz gibi seneye gelip işte kitapla ilgili sorulara cevap verirsiniz. Bizim de okurlarımızı ödevini yapıp okumuş olarak gelirler. Evet, soruları bekliyoruz seneye. İnşallah. Çok teşekkürler. İnşallah. Ben teşekkür ederim.